Yani ne olursa olsun Hammurabi bir yapay zeka ile gelmiş olsa Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu bir dünyada yaşadığımız için içim rahat. Abi geçen Ekşi Sözlük'te bir tane çocuk bana yalan olmasın 6 paragraf 7 paragraf şöyle kalitesiz insandır böyle kalitesiz insandır falan yazmış. Dedim ne oluyor yani anladın mı hani bu kadar kimin tavuğuna kış demiş olabilirim. Herifin profiline tıkladım gayri ihtiyar ne yapmış diye. Herifin geri kalan bütün entry'leri hepsi Fenerbahçe maçları ile ilgili. Şey tip elemanlar var böyle. Maç devam ederken aynı başlığı 6-7 kere yorum yazan tipler var. Öyle bir elemanmış. Dedim ki işte ya Sıçarsın. fenerlilik ya dedim. Karizmaya bak dedim şu Ama kraldaki dedim. sen orada hatayı ettin tabii ki. Sen Mesut Özil transferine yeterince heyecanlanmamış bir insan gibi konuştun. O senin kapçık ağızlılığın. Evet İnsan evet. olsan Ben Mesut hak Özil ettim. transferine çok heyecanlandın. Hak Ben ettin hak ettim tabii ki hak hak ettim. ettin. Mesut Özil kim bilmiyorum ama hak ettim bunu yani. Hak ettin abi. Mesut Özil'in Tut. en sevdiği diziler Payitaht, Diriliş ve Kuruluş'muş. Mesut Özil Ya çok kral kaliteli bir be. insandır. Diriliş, sokuluş. Sektörü bayağı değiştirecek diye düşünüyorum ben bu arada Mesut Özil'in gelişi. Sektör değil pardon ligi. Biz Türk sporuna. Ligi mi? Aynen. Türk sporu Değiştirsin mu? abi. Ülkeyi lan. Ülkeyi Ne demek ülkeyi lan. oğlum? Tabii. Yani biz Mesut Özil'in uçakla İstanbul'a indiği bir Türkiye'yiz artık. Bu değişmeyecek. Tabii Bu oğlum. yani bence bütün Türkiye'deki herkesin kendine bakışıp bak bunlar yıllar sonra şöyle soracağız yani Mesut Özil Fenerbahçe transfer olduğu zaman neredeydin hatırlıyor musun? Hepimiz hatırlıyor olacağız. Aga be, evet ya. Neler yaşadık yani biz var ya bu hayatımızda. Bazen çok şaşırıyorum ha. Olmaz dediğimiz Gerçekten her yani şey oldu ben vallahi. bak desen ki bana şu son 3-5 gün içerisinde global pandemi mi çıkmasında da daha çok şaşırırsın. Mesut Özil, Best Özil. Mesut Özil çünkü yani böyle inanılmaz böyle şey gibi bir şey. Kurak bir çöle yağan bir yağmur gibi. Yok, yok. Neler diyorsun ya? Efendime söyleyeyim böyle yani o bitti zannettiğin çakmağın basınca yanması gibi. Bir şey söyleme. Bittiği yerden başlar kral. Yani her şey bir hayal. Martin Luther King benim bir hayalim var derken Mesut Özil'in Fenerbahçe transferinden söz ediyordu. İyi geldik buralara yani onu demek istiyorum. Çok seviniyorum valla. Bir Abraham Lincoln, bir Mesut Özil. 20 sene Gerçekten önce öyle. futbol yoktu ya. Tabii Mesut Özil ülkemize futbol getirdi. O çok iyi oldu mesela. Var mıydı Tabii oğlum. futbol? Ben Yok bilmiyorum. oğlum. Oğlum ben bu arada no joke bir şey soracağım. Bu herif iyi bir futbolcu mu? Yoksa biz yine çok da iyi olmayan bir futbolcuya gaza gelinme gibi böyle bunun bir de kötü bir tarafı mı var? Yo yo gerçekten iyi futbolcu abi. Emre Belözoğlu, Emre Belözoğlu gibi işte. O da iyi futbolcu diyorlar ya. Yok Emre de çok iyi Yok, futbolcuydu. Ama Mesut. yok Mesut Emre'den iyidir. Olabilir Mesut her yani böyle bir şeyi şey. bir kenara koyarsan hani böyle saf futbolcu ya çok iyi canım. Yani bayağı kaliteli topçu. Ama işte. Abi hayır bu arada yani şöyle Türkiye'ye daha önce biz tam yayınlamadan önce onu konuşuyorduk. Türkiye'ye daha önce hiç yani o seviyede topçu gelmedi gibi bir topçu değil. Ha değil değil canım. O değil. Hani ne bileyim Messi Ronaldo geldi falan. Öyle bir şey olsa okey. Roberto Hani Carlos ama yok muydu bizde Roberto abi? Asıl Roberto Carlos. Hak ikisi. Roberto Carlos oğlum The Roberto Carlos geldi Fenerbahçe'ye hatta o kadar geldi ki Türkiye'ye adam sonra Sivasspor'da teknik direktörlük yaptı aga. Evet. Çok sevdim Yani ben onu. öyle bir geldi. Ariel Ortegalar geldi, Jorge Hagi'ler geldi. Pepe geldi mesela o da yani Real Madrid'in stoperiydi 10 yıl Tabii hani canım falan. Pepe de. Oluyor öyle şeyler. Geliyor arada böyle oyuncular. Bir sabah kalktık ve ansızın artık yani daha kaliteli insanlardık. Çünkü Mesut Özil'in top oynadığı ülkede yaşıyorduk diye bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Çok sevindi Fenerliler ama. Ha, Sen de iyi bir tık canım iyi. kızmışsın gibi ha bütün bu gelişmeler. Ya Ya abi oğlum şey oldu bir anda ya. Böyle sanki şey gibi hissettim anladın mı? İnternette insanlar birbirlerinin omuzlarını sıkıyorlar böyle. Mesut Özil transferine heyecanlandın mı? Heyecanlanmamış gibisin. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum? Kimin için çalışıyorsun sen? Mesut Özil transferine heyecanlanmamış kim olabilirsin sen? Falan böyle millet birbirine boğaza Özde sordu. kızdılar ya oğlum Twitter'da ya. Ben Sonra oradan herkes öğrendim kızınca. işte. Abi evet inanılmaz bir şeydi ya o Seni futbol. ve seni Seni yayınlayan seveni yayın evinin sahibine sevmiyoruz. kızmışlar. Ay rahatladım. Alpaslan Yayla 50 boncuk atmış. Mesut Özil yoktu, düşman çoktu. Mesut Özil geldi, düşmanı yendi diye boncuk atmış sağ olsun. Teşekkürler Alpaslan Yayla. İsmail Köybaşı kim Ha. ya?
İsmail Köybaşı Beşiktaşlıların hakkında İsmail Köybaşı, İsmail Köybaşı, Fener'e Koybaşı diye tezahürat yazdıkları. Sonra da İsmail'in bir Beşiktaş şampiyonluğunda çok gaza gelip bunu kendisinden söylenen tezahüratı eşlik ederek böyle Fener'e Koybaşı diye bağırdıktan sonra Fener'e transfer olmasıyla ne? Çok mahcup olmuş futbolcu arkadaşımız. Abi ya. Neler yaşanıyor ya. Aynı zamanda ek sözlükte ki hayatımda okuduğum en komik yorumlardan bir tanesine de meze olmuştur kendisi. Çünkü İsmail Köybaşı Beşiktaş'tan Fener'e transfer olurken Fenerbahçe'den de Beşiktaş Gökhan Gönül'ü almıştı. Ek sözlükte bir yazar da biz Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'den alarak onların sakallarını kestik. Onlar da İsmail Köybaşı'yı bizden alarak koltuk altı kıllarımızı kestiler. Sağ olsunlar, ferah oldu. Müthiş bir yorum yapmıştı. İşte bak, şu sevdalar tribünü yapmayı bıraktığımızdan beri bunları kaçırıyoruz. O İsmail Köybaşı. Sen oradan gitme de. İsmail Köybaşı, İsmail Köybaşı. Fenerbahçe'ye Mesut Özil transfer oldu, çok iyi oldu. Bence çok iyi oldu abi. Bir de hayır yani bizim oyuncumuz niye yurt dışında değerleniyor ki zaten? Değil mi? Türk değil mi bu insan? Gelsin bizim memleketimize bir faydası olsun. Yerli kaynaktır. Tabii. Yani. Doğalgaz gibi düşünmek lazım Mesut Özil'i biraz. Yo yo şey gibi düşünmek lazım abi. Ham maddeyi yolluyoruz bunlar işliyorlar product olarak geri satıyorlar ya. Türkiye. Öyle. Can Sezgin, biz teşekkür ederiz. Sağ olsun izlediğiniz için. Sağ olun. Arkadaşlar bu akşam bizi izleyen herkese teşekkürler. Twitch olsun, Facebook olsun. Ciddi ciddi Facebook, yani Civilization izleyen bir kitlesiniz siz. Farkındasınız değil mi? Bu sizi ne kadar kaliteli yapıyor. Deli gibi de bir şeysiniz biraz. Onu da söyleyeyim bu arada. Kalite, kalite. Evet, herkes birbirini tebrik etsin. Yani insanlar Mesut Özil transferini 300 bin kişi izlediler. Siz de Civilization... Mesut Özil transferi değil, uçağını ha, evet. Radardan. Mesut Özil'in uçtuğu uçağın radarını 300 bin kişi izledi. Siz de Civilization istiyorsunuz, izliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar övünmekte o kadar hakkınız var ki hiç kimse hiçbir şey diyemez size. Bununla mı övündün? Bununla övündüm. Burası Türkiye. Sonuçta Civilization dediğin size muasır medeniyetler seviyesine bir tık daha yaklaştırıyor tabii ki. Aynen öyle işte. Bu iş böyle. İleriye yönelik. İşte ham madde alıyorsun, işliyorsun, gönderiyorsun. Satıyorsun. Düşünsene uçağı izlemek için bizim chatte bir arkadaş yazmış. Onu da botlara izletmişler diye. Bot atmışlar izlemek için. Yaparlar abi. Beşiktaşlılar da bir ara Beşiktaş'tan alınan her oyuncunun Instagram'ına Come to Beşiktaş spamlıyorlardı. Come to Beyaz Futbol. Çirkin bir video serisi olmuştu o bir adım böyle. Dırıt dıt 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 çiv 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 falan. Hey Pepe. Yes Ricardo. Come to Beşiktaş. Yes. Dıt 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 dırıt. Dırıt dıt dıt dırıt. Ne kötüydü ya. Evet. Az kötü değildi gerçekten. Şöyle bir yorum var abi. Chatte şöyle bir yorum var. Fenerbahçe YouTube kanalı açık, katıldan para dilenen kanal değil mi? Mesut Özil'in gelişini niye oraya koymamışlar ki bedava para kasarlardı diye. Katıldan dilenen diye ağzını toplar mısın? Bugün hepimizin 150 yıllık bir roka. Fenerbahçe. Anladın mı şakayı? Anladın mı şakayı? Fenerbahçe'nin ambleminde böyle bitki var ya, anlaşılamayan ne oldu? Roka ya. Hani 25 yıllık çınar demedim de roka dedim. Nasıl şakam? Çok iyi şaka. Favori şakam o benim ya. Çok seviyorum. Fenerbahçe'de gözünü neden roka var? Roka var. Bodum çok askeri var. Fenerliyim ama harbiden katıl açmak nedir aga? Oraya abi, özel içerik de ne var? Galatasaray'da IBAN paylaştı abi. Galatasaray'da IBAN paylaşanlar da iyi. Evet, kimse iyi değil bu arada o konuda. Ya çok... Fenerler kızmaya başladı. Biraz baymaya başlamadı mı diyorlar. Ne? Benim de var biri. İşte Galatasaray'la karşılığında gerçek bir Fenerli olmadığı için sallıyorlar gibi yorumlar geliyor da. Yani öyle bir şey yok ki abi. Yani gerçek Fener Galatasaray yok. Bunlar İstanbul takımıdır. Destekleriz arkadaşlar geri geldiğinde. Bu iş böyle. Bütün Türk takımlarının destekçisi ve takipçisi olacağız. Başakşehir evet. Hariç. Ben hepsini evet. Attım. Bir 5 lira attım valla. Trabzon'da hepsini attım. Hepsini 5 lira attım. Fenerbahçeli olup Civilization'ı izleyen insanların kalitesi nötrleniyor mu? Arkadaşlar estağfurullah. Fenerbahçeli insan en güzel duyguların insanı.
Emre Ataş 50 boncuk atmış. Yavuz Ergen 50, Can Sezgin 100, Hasan Köse Eminoğlu. Abi biraz Mesut'un biraz geçmişte draması vardı sanırım. Alman milli takımını seçip kendimi Alman hissediyorum demişti sanırım. O yüzden biraz diğer takım taraftarları tarafından eleştiriliyor sanırım demiş. Valla ben futboldan zerre anlamayan bir insan olarak ne eleştirdim bile farkında değilim. Yani beni kale almayın arkadaşlar. Ben de bilmediğimden soruyorum. Aynen aynen. Ege Kürekçi de demiş ki abi Burak Yılmaz diye bir adam vardı. Çin'den Trabzon'a geldi. İşte yuvamdayım ben Trabzonluyum demişti. 3 ay sonra Beşiktaş transfer olup çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım deyip kartal dövmesi yaptırmıştı. İyi böyledir Türk sporu demiş. Mert Üner Ergün de yeni destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Bilidir abi. Türk futbolu böyledir. Arkadaşlar en güzel takım tuttuğunuz takımdır. Evet. Tutmadığınız aynı takım. Aynı zamanda unutmayın. Allah belasını versin ona. Tutmadığınız aynen. takım da kötü takımdır. Aynı zamanda şunu unutmayın. Futbol şiddettir. Futbol holiganlıktır. Futbolu adam bıçaklamaktır. Öyle mi lan hala? Onlar bitti galiba. Ya bir zaten standda adam yok ki. Kimse birbirini bıçaklayamıyor. Abi stand bitti. Alexander büyük dert bir başıma ya. Küfüre karşıyız. Biz Beşiktaşlıyız. Futbol dostluk. Neydi o ya? Futbol kardeşlik. Küfüre karşıyız. Hayır, küfüre karşıyız. Biz Beşiktaşlıyız. İşte. Tuhafız. Yok öyle öyle. İsterim geçmişe çekelim bir sünger. Ama son kez kurabiye fener. Ne? Kurabiye fener ne ya? Aa, ya işte Fenerler çok gerildi diye soft versiyonu söylüyor. Bunu da orijinalini şu abi, an söylerse çok güzel. Yani ne yapılır bilmiyorum gerçekten. İnanılmaz tetikleniyor Fenerler bunu. Bunu ben de biliyorum. Evet. Kurabiye Fener işte. Tabii kurabiye keyifsiz. Kurabiye Fener, kurabiye Fener. Çıldırdı. Ya işte kurabiye yerine başka bir şey düşün Yunan. Ne yiyebilir başka? Yiyebilir bir insan? Anladım. Penor. Hayır. Yaprak. Penor işte. Penor'un şeyi cinsi. Evet. Sert penor. Aynen. Evet. Sarma mı yediyorlar yani? Bir yaprak sarma mı yediyorlar? Ben yemeden diğerinde yediyorlar. Yok mu bir lahanamız diyorlar. Biz Beşiktaş'ız, küfre karşıyız, futbol dostu, kutu kardeşi, her şey üstüne çeken bir sigara ama son bir kez daha. Bunu çok iyi seslendiriyorlar bu arada ya. Acayip YouTube'da videoları var. Gürül gürül opera sesli adamlar söylüyor full. Tabii çünkü aynen böyle. Onun orijinali öyle ya böyle. Biz Beşiktaşlıyız. Küfüre karşıyız. Futbol dostluk, futbol kardeşliktir. Geçmişin üstüne çekelim bir sünger ama son kez. Gaz böyle değil mi? Tabii. Şu an Twitch sözlü entry giriyorlar. Bunlara da iyice boklarını çıkardı. Kimden para alıyorsunuz hocam? Kimden para alıyorsunuz? Derin Galatasaraylı mısınız? Şey ilginç ama ya. Mesut Özil transferiyle ilgili çok haber yapılmamasının arkasında FETÖ'yü falan arayanlar olmuş. Of abi evet ya. Bir de öyle bir hayatımız var gerçekten. Türkiye futbol camiasında. Ama olabilir yani çünkü Mesut Özil evet, de biraz... Evet çıkıyor çünkü arada FETÖ. Ha, yani yalan da değil hani. Mesut Özil de böyle reisçi miymiş biraz? Böyle muhabbetler de döndü galiba. Tabii ya, bu arada şaka değil. Mesut Özil Cumhurbaşkanı'na fotoğraf çektirdiği için Almanya'da bayağı tepki topladı. Niye çektiriyorsun adamı fotoğraf diye. Ya bu işler gerçekten ya inanılmaz. Sonra ya. O da bu tepkileri nikah şahidi yaparak cevap verdi. Sonra da ertesi gün story atmıştı işte. Karım çok iyi menemen yapar ha falan diye böyle. Kadına menemen yaptırıp yatıyor şeydi. Ay, kalite. Kalite bu abi. Total kalite bu. Total kalite bu. Önder Özen'e selamlar. Menemen yaptırması çok iyiymiş abi.